Herkese merhabalar arkadaşlar. Manometreler soru çözümünden devam ediyoruz. Sorumuza bir yaklaşalım şöyle. Evet. Bu bir çıkmış vize sorusudur arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir sistemimiz var. Şimdi önce bir soruyu okuyalım. Şekilde gösterilen sistemde boru içerisinde su bulunmaktadır. Manometredeki sıvının ölgül ağırlığı 13.6 çarpı 981 kN bölü metreküp ve B noktasıyla A noktası arasındaki yükseklik farkı 0,3 metreymiş. Şurası. Daha sonra haşımız 0,7 metre için A ve B noktaları arasındaki basınç farkını bulunuz. Bir PA ve PB şeyi verilmiş. Farkı istemiş bizden. Şimdi inceleyelim borumuzu. Burada bir H1 var. H1'i bilmiyoruz. H2'miz var. H2'yi de bilmiyoruz. H'ımız 0,7. Şurada taralı bölgede civa var. A ve B noktaları arasında da kod farkı var. Görüldüğü gibi. Şimdi ilk başta bizim ilk yapacağımız şey bu soruda nivo yüzeyini belirlememiz. Şimdi nivo yüzeyi nereden belirleyebiliriz? Nivo yüzeyini bizim sıvıların kesiştiği yerden belirlememiz gerekiyor. Ya buradan belirleyebilirim ya da buradan belirleyebilirim. Şimdi buradan belirlersem benim işlerim biraz daha karışacak. Buradaki civa ve suyu da hesaba katmış olacağım. Ama tam şuradan belirlersem benim için daha iyi. Tek işlem yapmış olacağım. O yüzden şuraya geliyorum ve şunu şuradan siliyorum. Zaten silmiş. Daha sonra şimdi A'daki A'ya P1 diyorum. B'ye de P2 diyorum. Şimdi P1 yazıyorum. P1'de ne var? Bir tane PA'm var. Okey. Daha sonra neyim var benim? H1 kadar nivo yüzeyine gelene kadar benim bir yüksekliğim var H1. H1 çarpı gamosu. Tamam, P1'i yazdık. P1'imizi yazdık. Zaten bu bizim kuralımızdı biliyorsunuz. P1 eşittir P2 diye. Daha sonra P2'ye geldim. P2'de ne var? PB var. Evet, PB var. Daha sonra ne var? H2 boyutu kadar bir yükseklik var. Ama ne diyoruz biz burada? H2 eksi H 0,7 diyoruz. Buradaki yüksekliği buluyoruz. Yani şuradaki yüksekliği bulmuş oluyoruz. Şuradaki yüksekliği bulmuş oluyoruz. Tamam. Çarpı su diyoruz. Burada su var. Evet. Daha sonra ne diyoruz arkadaşlar? 0,7 çarpı, çünkü burada civa var. 0,7 çarpı gama civa diyoruz. Tamam. Buna dedik. Ondan sonra ne yapıyorduk? P1 eşittir P2 sabitinden dolayı PA ve PB'yi buraya çekiyoruz. Geri kalan matematiksel işlemleri sağ tarafa yazıyoruz. Sağ tarafa attık. H2 eksi 0,7 çarpı 981 artı 0,7 çarpı 981 çarpı 13,6 eksi 981 çarpı H1. Buradan gerekli işlemleri yaparak PA eksi PB farkını 89.467 kN bölü metre kare olarak buluyoruz. Buradan bulduktan sonra zaten soru bitmiş oluyor. Bizden sadece bunu istiyor. Önemli olan bu şeklin yanıltılmış, yani böyle garip olması önemli değil. Bizim için önemli olan nivo yüzeyini nereden çektiğimiz, nivo yüzeyini çektikten sonraki yapılan matematiksel işlemlerdir. Bunlar da yavaş yavaş yaparak zaten çok basit işlemler olduğunu görüyorsunuz. Bir diğer sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Şekildeki manometre sisteminde kapalı gazın mutlak basıncı P eşittir 49,05 kN bölü metrekaredir. Kapta bulunan yağın özgül ağırlığı 0,8 çarpı 981 kN bölü metreküp. Atmosfer basıncı 101,3 kN bölü metrekare ise H uzunluğu nedir? Zaten genelde bize sorulan sorularda ya H'i isterler ya PA PB farkını isterler ya da bir sıvı verirler, o sıvının bizden özgül ağırlığını isteyebilirler. Zaten yani çıkaya sorular bellidir bu konuda. Ve manometreler konusunda da kesin de çıkar akışkanlar mekaniğinde. Yani bize de 15-20 puanlık sorular. Yani hiç kaçırmamamız gereken bir sorular. Şimdi sorumuza baktım. İlk başta ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradan nivo yüzeyini çekiyoruz. Şimdi
Ne bölümden çekebilirim? Bir buradan çekebilirim. Bir de buradan çekebilirim. Ama benim için bunu çekmem daha mantıklı. Her zamanki gibi. Yani en alttan çekmemiz bizim için her zaman daha mantıklı. Şurayı siliyorum. Burayı sildim. Daha sonra geldim. Şimdi buradaki çekmemdeki amacımı artık anlattım ben. Aşağı doğru inince artı. Yukarı doğru çıkınca eksi. Zaten buradaki tane birbirini götürüyor. Yani burası gitmiş oluyor. Burası da gittikten sonra elinde benim ne kalıyor? Şurası kalıyor yani. Şu kadar yüksekliğim kalıyor benim. Şimdi buradan bakıyorum. Burada bir P0'm var benim. Buradaki benim P0'm diyor ki bana burada açık hava basıncı var diyor. Buraya baskı yapıyor diyor. Tamam. 0,5'lik bir yağım var benim. 0,75'likte bir suyum var. Suyum da benim buraya kadar. Sonra 0,3'lükte bir civan var burada. Şimdi P1 yazıyorum. Şunun boy üzerine kadar. P0'ım var. Evet. P0 artı 0,5 çarpı gama yağ. Evet, onu da yazdım. 0,75 çarpı gama su. Evet, onu da yazdım. Daha sonra şurada ufak bir şekilde 0,3 metre civan var. Onu da yazdım buraya. Daha sonra P2'ye geldim. P2'de ne var? Gaz var, su var. Şurası su. Full su şurası. P2 eşittir dedim. Gaz yazdım. P gaz. Artı gama suyu yazdım. Çarpı H dedim. H'ım da benim şuradaki 0,2'lik gazımdan şuraya kadar olan mesafe. H'ım benim şurası yani. Burası benim H'ım. Benden bu H'ı bulmamı istiyor. Ne yapacağım yine ben burada? P1 eşittir P2 sabitinden dolayı. 101,3 açık hava basıncımdı benim. Yani buradaki benim basıncım. Onları yazdım. Artı 0,5 çarpı 0,8 çarpı 9,81. Benim buradaki yağımın basıncı. 0,75 çarpı 9,81. Buradaki suyumun basıncı. 0,3 çarpı 13,6 çarpı 9,81 de benim buradaki şeyin basıncı. Bunlar P1'in matematiksel açılımıdır arkadaşlar. Daha sonra P2 yazdım. P2'de ne vardı? Gaz ve su vardı. Gazımı yazdım. Çarpı 9,81 çarpı H dedim. Şuradaki ufak bir şeyi unutmuşuz. Şurada 49 çarpı 0,5 49 çarpı 0,5 yazıyoruz. Bir de şeyimiz var bizim burada. Arkadaşlar 0,2 mesafemiz var. Bunları da yazdıktan sonra şuradaki her şey zaten bir tek bilinmeyen olduğu için kolay bir matematiksel işlemle buradan çıkmış oluyor. Ve soru bizden bitmiş oluyor. H'ımız da 10,56 metre olarak bulmuşuz. Yani bu sorumuz da çok basit. Sadece önemli olan buradaki sorularda Nivo yüzeyini doğru çekip 981 sabitimizi unutmadan yerine yazmamız. Başka hiçbir zorluğu yok bu soruların. Diğer sorumuza geçelim. Şurayı bir temizleyelim. Tamam. Böyle yakınlaştıralım bir sorumuzu. Yakından bakalım. Çıkmış bir sorumuz var arkadaşlar. Bir tane haznemiz var. Ondan sonra yukarı doğru açılan bir P0 olarak açık hava basıncı var burada. Soruyu okuyalım. Şekildeki sistemde hava basıncı P hava 66 kilopascal almış. Yani burada 66 kilopascal bir tane basıncım var benim. Civanın yoğunluğu 13,6. Yağın yoğunluğu 0,72'ymiş. Olduğuna göre H yüksekliği ne olmalıdır diyor. Gene ilk başta her zamanki gibi. Belki artık kaç defa tekrar ettik bilmiyorum ama anlaşılması için yani bu çok kolay bir konu olduğu için buradan soru kaçırmamak için anlatıyorum tekrardan. Nivo yüzeyimizi çektik buradan. Burayı artık kullanmamız için çektik buradan. Şimdi P1'de ne var? P1'de gördüğünüz gibi 66 kilopaskal bir basıncımız var. 30 santimde bir suyumuz var. Şimdi diyeceksiniz ki bu 0,5 niye verilmiş? Arkadaşlar bu 0,5 bize sınavlarda kafamız karışsın diye yanlış işlem yapalım diye verilen bir şeydir. Çünkü buradaki su hiçbir şekilde boruya bir basınç elde etmiyor. Benim için önemli olan borunun içindeki basınç. Yani buradaki 0,5 var falan bu önemli değil. Yani bunu kullanmıyoruz. Bunu sakın kullanmıyoruz P1'de. P1'de sadece bir havam var. Bir de borumun içinde şu kadarcık bir haçta yani 30 santimlik bir gama suyum var benim. P1'i yazdım. 66 artı 0,3 çarpı 9,81. Daha sonra P2'ye geldim. Nivo üzerinin direkt karşısına geçtim şöyle. Karşıya geçtim. Burada neyim var benim? Bir haşım var. Haşımı
H çarpı bu civa arkadaşlar. Şuraya yazdık. Civa bu. H çarpı 13.6 çarpı 9.81. Mesafemi bilmedim. H olarak zaten sokman istenilen bu. Daha sonra yağım var benim. Buradaki basın buraya kadar bulmam istiyor benim. Yağın ne kadar? 75 santim. 0.75 çarpı 0.72 verilmişti yağın yoğunluğu. 9.81 sabitinle yapıyorum. Buradan P1 eşittir P2 basit bir formülüyle sabit kuralımızla matematiksel işlemleri yapıyorum. Ve haşımızı çektiğimizde buradan 0.48 santim gelmektedir. Sorumuz da burada bitiyor. Diğer soruya geçelim. Şunları temizlemeye gerek yok aslında. Şöyle aşağı geçelim. Evet, gene çıkmış şöyle vize sorusu. Dediğim gibi yani bunlar vizede çıkıyor. 15-20 puanlık. Çok basit olarak çıkıyor. Yani zor çıkma, zor nasıl çıkar bu sorular derseniz bana. Çok karışık verebilir. 5-6 yerden Nivo yüzeyi çekebilirsiniz. Nivo yüzeyi. Daha sonra boruyu eğimli verebilir. Yani şöyle eğimli bir boru verebilir. Şöyle bir tane açı ver. Açı der mesela. 45 der örneğin. Şuranın mesafesini verir. Mesela 5 metre verir. Burayı vermez. Matematiksel işlemlerden şuradaki haşı bulursunuz. Oradaki suyu bulursunuz. Çünkü şöyle bir gerçi konuya ilerleyen sorularda göreceğiz ama şöyle bir tane boru verse mesela. Dese ki buradaki şey PA'yı bulun dese mesela. Burası A noktası olsa ben buradaki 5'i kullanmayacağım buradaki borum için. Benim için önemli olan yükseklik. Benim için borunun yatay olduğu hiç önemli değil yani. Ben sadece buradaki haşama bakarım. Haşı bulurum buradan açıdan dolayı. Ondan sonra buradaki işlemleri yapmış olurum ve yani böyle verilebilir. Matematiksel işlemler ağırlıklı olarak yani insanların kafasını karıştırarak böyle verilebilir sorular sadece. Yani soru tipimiz böyle. Şimdi geldik. Nivo yüzeyini çekmeye bakıyorum. Bir PA'm var, bir PB'm var. Nivo yüzeyini buradan çektim. Her zamanki gibi. Şimdi P1 eşittir P2 sabitinden. Ben de buna alışmaya çalışıyorum. Kullanmaya kalemi. Evet. P1 eşittir P2 sabitinden. Burayı çekiyorum arkadaşlar. Şimdi P1'de ne var? Şurada şu kadar bir Nivo yüzeyine kadar bir suyum var gördüğünüz gibi. Artı PA. PA yazdım. Artı gama su. Çarpı 0.2. Yani 20 santim yazdım buraya. Daha sonra P2'de ne var arkadaşlar? Nivo yüzeyini çektim. Karşıya geldim. 0.25 santimlik bir civam var. Civa yazıyorum. 0.25'lik civamı yazdım. Daha sonra 40 santimlik suyum var. Gama su çarpı haşımı yazdım. Yani 40 santim. Daha sonra 20 santimlik bir yağ var. Şurası yağ. Şurası yağ. 0.2 yani 20 santimlik bir yağım var. Artı PB'm var. Benden PA eksi PB istenmişti. PB'yi sol tarafa attım. P1 buradaki diğerlerini karşı tarafa attım. Basit bir matematik işlemle buradaki cevabımızı bulmuş oluyoruz. Bu da 37.08 kN bölü metrekaredir. Sorumuz burada bitiyor arkadaşlar. Ben bu yeni video çekim sistemini siz daha net görün diye YouTube'daki eski çektiğimiz videolar arkadaşlardan gelen yorumlardan dolayı daha net olsun diye çekmek için sizler için artık kalem kullanarak internet bilgisayar üzerinden çekmeye başladık. İnşallah sizler için yararlı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.